What's going on arkadaşlar, ben Libya Kaç 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 Long Island New York'tan herkese selamlar. What's going on arkadaşlar, ben Kaç 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 Gördüğünüz gibi yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar, dediğim gibi elinize, kolunuza, gözünüze sağlık. Aboneler yavaş yavaş çoğalıyor. Bundan sonra izlenişler çoğalıyor. Vallahi hepinize çok çok teşekkürler. İnşallah bu videoyu da seversiniz. Sabaha köründe kalktım. Şimdi askeriye gideceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, ben yedeklerdeyim. Askeriyenin yedeklerindeyim. Polislikten emekli olunca, daha doğrusu ne kaldı? Kasım, Aralık 2 ay kaldı. Emekli olunca askeriyeden çıkmayacağım. Bu da beni meşgul edecek bir şey olur. Çünkü yedeklere, şu cüzdanı çıkartmaya çalışıyorum ya. Geçen videoda gösterdim ya, cüzdan aldıydım. Yedeklerde hiç olmazsa beni meşgul tutar böyle ayda bir iki gün. Çünkü yedeklerde ayda iki defa gidiyorum arkadaşlar. Ayda iki defa, bazen üç gün. Genellikle hafta sonu oluyor. Bu cumartesi, pazar, bazen perşembe, cuma, cumartesi, pazar, dört gün oluyor. Yani senede 30 güne tamamlanması lazım. Ama fazla istedikleri zaman da fazla yapıyorsun. Fazla yapınca da fazla para alıyorsun. Yani parana göre. Daha doğrusu hepsi rütbene göre. Rütbeyle alıyorsun. Maaşlar öyle gidiyor. Daha da çok rütbe alırsan o kadar çok para alıyorsun. Ama yedeklerde, dediğim gibi, yedeklerde bazı şeyleri alamıyorsun. Düz asker olunca, eğer evliysen, çoluğun çocuğun varsa, hangi şehirde görev yaptığına göre, ona göre de ev parası alıyorsun, kira parası alıyorsun. Ama yedeklerde o yok. Yedeklerde sadece düz maaş alıyorsun. O gittiğin 2-3 günü. Mesela diyelim ki ben bir gün gidiyorum askeriye, o 2 gün sayılıyor. 4 günlük maaş veriyorlar. Şimdi bir de tabi merak ediyoruz, kaç lira? Ne yolu? Değiyor bu. Vallahi değiyor. Ben uzun zamandır yapıyorum. Mesela 2 gün gittiğin zaman abi, benim rütbemle 2 gün gittiğim zaman $750 oluyor 2 gün gittiğimde. Nasıl $750 oluyor? Elime geçen de $500. Niye diyeceksiniz? Vergisi kesiliyor. Sigortası, vergisi, şehir, devlet vergisi kesildiği zaman da eline $500 geçiyor 2 gün gittiği zaman. Eğer mesela düz asker olsaydım şimdi, tam bunun fiyatlarına bakmam lazım. Yalan söylemeyeyim. Ayda ne yapıyor? Zaten askeriyede ayda iki defa maaş alınıyor. Bir ayın birinde, bir ayın 15'inde. Polislikte de her iki haftada bir maaş alınıyor. Her şehirde geçim daha farklı.
Mesela New York en pahalı şehirlerden birisi. New York, Hawaii, California, Illinois. Buralar pahalı şehirlerden birisi olduğu için ona göre fiyat veriyorlar. Rütbene göre kira parası veriyorlar. Düz askerlik yaptığın zaman. Tabii evliysen, çoluğun çocuğun varsa. Mesela diyelim New York. New York'ta şimdi 4000 dolar olması lazım kira parası. Benim rütbeme göre. Her rütbeye göre değişiyor. Arkadaşlar size diyorum, herhalde öbür videolarda görmüşsünüzdür. Kış gelmeden yollar yapıyorlar abi. Kış geliyor, kar yağıyor, anasını ağlatıyorlar yollar. La kardeşim, bunu ilkbaharda yapsana. Güzel yollarda gezek. Burayı da yaptılar kıştan önce. Kar yağacak. Gelecekler karları kırarken anasını ağlatacaklar yolların. İlkbahar gelecek. Ondan sonra tek tek delikleri tıkayacaklar. Arkadaşlar, maden suyu da aldım. Sonra ağzım oluyor. Cüzdanı da yaptık ama bu cüzdan da şık gibi abi, gördüğünüz gibi bu. Askeriye, polis. Göstereyim size. Böyle bir şey yani. Daha dolu abi, şuna baksana. İçinde para da yok. Dolu ama para yok. Deniz kuvvetlerinin yedekleri de burada. Bak.
işte ne yapalım bunu, döver mi söver mi abi? Deniz kuvvetleri var, bir de Marine var, piyade takımı. Onların yedekleri de burada. Burası dolu bugün abi. Herkes burada bu ay şeye gelmiş. Biz de şöyle park edek bari. Yer, park yeri yoğunmuş, şöyle diyorlardı. Ne olsa yaparız. Bizim için fark etmez abi. Park yeri yaparız yani. Yoksa yaparız abi. Arkadaşlar böyle spor sınavını yapıyorlar şöyle. Gördüğünüz gibi. Sabah geldiler. Şey yapıyor. Bakacağız nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi koşuya hazırlanıyorlar. Koşu sınavı yapacaklar. 2 mil. Yaşlarına göre değişiyor. Ta oradalar. Orada başlayacaklar. Gördüğünüz gibi ben de burada bunlara denetim yapıyorum. Neyse. Bakalım. Koşu başladı. Hadi bakalım. Göbeller koşuyorlar. Arabaya yaklaşıyorlar. Arabaya. Benim arabaya yaslanıyorlar. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Bunların senede, yani bizim senede iki defa spor testi almamız lazım. Birisi direktman giriyor. Yani direktman oluyor. Birisi deneme oluyor. Geçemezsen tabii. Ama bir tane genelde yani şeyinde kayıt olması lazım. Onun için birisi kayıta geçiyor, birisi de deneme. İki sene, senede iki defa şey yapması lazım yani. Spor sınavına girmeler lazım askeriyenin. Bütün hava, kara, deniz, ne olursa olsun. Burası da bölüğün yeri arkadaşlar. Böyle bir yer. Üçüncü kattayız. Gördüğünüz gibi aşağıda top var. Eski top. Nasıl? Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir gün bitti. Yarın bir daha gün var. Şimdi eve gidiyorum. Evden sonra annemle gideceğim. Annemin bir iki işi var, onları halledeceğim. Orada da çekerim, görürsünüz. Saat hemen hemen akşam 5 oldu. Yani birazdan yine görüşürüz annemle gittiğimde. Hadi. Anama geldim, askeriyeden eve gittim, üstümü değiştim, anamgile geldim. Anamın bu çiti yandıydı. Yanınca çıkarttım onları, şuraya atıverdim. Bak nasıl sıcaktan nasıl yamulmuşlar. Ondan sonra şimdi yenisini takacağız. Takmaya çalışacağım daha doğrusu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün biraz daha hava karanlık. Biraz daha erken gidiyoruz. Hava şuradan da belli olur. Gördünüz. Karşıdakiler de cadı bayramına hazırlanıyor. Işıklar ışıklar. Buhar da gitti. İyice buhar olmuş arabaya. Buz gibi buz. Kaç sıcaklık? 43, 5 derece.
Kameramız hala çalışıyor. Demek ki sağlam yaptık işi. Böyle dediğim gibi ayda iki defa gidiyoruz. Biraz araba ısınsın ya. Gerçi şeyi çalıştırmaya çalıştırdıydım da uzaktan kumandalı. 10 dakika oldu mu ki o? Daha olmadı. Gidip kahve almam lazım şimdi. Sabah 6. Camda. Ondan silecekler otomatikçe çalışıyor. İşte daha yeni şey yapıyor bak. Kendi kendine çalışıyor silecekler. Pazar günü yol yapımı abi. Dediğim gibi kıştan önce anasını ağlatıyorlar, yolları yapıyorlar. Ondan sonra da kışında anasını ağlatıyorlar yolların. İlkbahar, yaz geldiğinde de yollar haşat. Pazar günü yol yapımı yapılır abi. Stop ettim ben lan salak gibi. Neyse arkadaşlar, gördünüz yol yapımı var pazar günü. Abi bu kadar dangalak, dangalak demeyeyim de akıllı adamlar aslında da. Ne yapıyorlar? Kıştan önce yapıyorlar yolları. Kışın anasını ağlatıyorlar. İlkbahar yazda oturuyorlar abi. Biz insanlar olaraktan haşat yollarda araba sürüyoruz. Ondan sonra kış geliyor, yine yapıyorlar. Her sene bir şey, yani her sene yol tamir ediyorlar. Neyse, kahvemi aldım abi. Kek abi, kek. Kek gibi iş işte. Ayda iki defa geliyorsun, yüzünü gösteriyorsun oturduğun yerden. $500, Allah bereket versin, ne yapalım. Ama bazı adamlar tabi bildiğiniz gibi beleşten bir şey yapmadan alıyorlar $1,600 ayda. Hiçbir şey yapmadan, o başka mesele. Kahvemi nasıl yapmışım? Of, güzel yapmışım ya. Vay, iyi olmuş sıcacıkça. Hava zaten 7 derece oldu. Soğuk yani. Hello.
kaloriferleri açtık. Akşamlar acayip soğuk oluyor, eksilere düşüyor. Yine geldik, bakalım. Kapıları da dolu. Herkes burada abi. Burayı arkadaşlar 2012'de bitirdiydiler. Biz eski yerden buraya geldiğimizde buraya bir kat daha çıksalarmış, park yeri iyi olurlarmış ama çıkmadılar tabi. Ah, gerizekalının biri de burada. Arkadaşlar burası da arka taraf. Bizim araçların olduğu yer. Şu aracımızın sorunu var. Gördüğünüz gibi. Bunlar eski gerçi de. Yeniler değil. Yeniler daha gelmedi bize. Burası arka tarafı. İki tane otobüs var. Bu otobüsler kimin acaba? Belki bir dahaki eğitimde orada onları kullanabiliriz. Burası bizim şeyimiz. Araçları tuttuğumuz yer. Abi güneş de nasıl parlıyor ha. Böyle. Araçlarımız da böyle arkadaşlar. Bunlar eski. Bunlardan artık yenileri geldi. Bunlar da yavaş yavaş değişecek. Bu araçlar. Yeni araçlar gelecek. Çadırlar. Burada depomuz. Böyle yani geliyoruz. Teftiş yapıyoruz. Bidonlarımız. Burada depo yerimiz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi geliyorum burada. İki gün teftiş falan. Çaylaklarla uğraşıyoruz. Arkadaşlar öğle vakti oldu. Öğle yemeğine. Havalar biraz ısınmaya başladı abi. 18 derece oldu şimdi de. Hayret edilecek bir şey. Sabah 5 dereceydi bugün. Şimdi 18 derece. Abi akşamları çok düşüyor havaya. Sıcaklığı ya. Öyle böyle değil. Neyse dediğim gibi arkadaşlar kek. Bu yani rübbe aldıktan sonra daha doğrusu ilk başladığında biraz zor oluyor da 4-5 sene böyle ama yani yine şeyleri var yani iyilikleri çok. Tavsiye ederim. Arkadaşlar bugün de bitti. Ki ya bir bölük, bizim bölük de yine şey yapacak, araba eğitimi, direksiyon eğitimi vereceğiz. Yani iki tane olacak. Bir bölük istediydi, ona yapacağım ilk önce. Ondan sonra bir bölük daha, bizim benim bölüğüm de askerlerin de direksiyon eğitimi alması lazım. Onun için iki tane. Onları bekleyin. Onlar da geliyor videolar. Bu sakal kağıtlarımı da yapacağım. Göndereceğim komutana. Bakalım sakalları biraz daha uzatacağım abi. Bakıyorum bazı kişilerde var. Ben de bari yapmışken yapayım. Gerçi benim bu kadar hakkım var da. Uzatma hakkım. Neyse biraz daha uzatayım abi. İyi olsun. Boş ver. Herkes uzatıyor. Biz de uzatalım değil mi? Oldu. İnşallah arkadaş seversiniz. Bu ufak bir şey dediğim gibi yani size. İki gün ayda iki defa gidiyorum. İki gün. Hafta sonu oluyor genellikle. Bazen üç gün oluyor. Bazen dört gün. Yani yılda 30 güne tamamlamalarla 30 gün yapmam lazım. İyi bir sene almam için. Emeklilik puanı için. 30 gün yapmam lazım yılda. Yılda iki hafta düz eğitime gidiyoruz. Başka bir yerlere. Ondan sonra her ay iki gün. Bazen üç, bazen dört. Yaptığımız eğitimlere bağlı. Yani kek rütbe aldıkça daha da kolaylaşıyor. Daha çok para alıyor.
Gerçi yedeklerde o kadar çok para almıyor ama yani yine iyi yanları var. Yani senin askeri kimliğin olması iyi yanları var, indirimleri var. Her yerde indirim, hemen hemen her yerde indirim alabiliyorsun burada askeriye de olduğun için. Bu video biraz kısa olacak. İnşallah seversiniz. Takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar, buradan ne yaparsam hepsi yardıma gidecek. İnşallah ilk adamımız da geliyor. Dediğim gibi Orhun kardeşimle konuştum. Beni arayacak bu hafta. İnşallah bu hafta arar. Onu da videoya koyacağım. Ondan sonra ilk adamımız geliyor. Adamımız derken yani bizim, benim abonelerin, seyircilerin yaptığı yardımlarla, yani nasıl yaptığı yardımlarla diyeyim. İzledikleri zaman, abone oldukları zaman, beğendikleri zaman, yorum attıkları zaman daha çok gösteriyor YouTube. Ona göre de para veriyor. Hemen hemen ne söyleyeyim, söylemese ayıp olsun, olmasın da hemen hemen şimdiye kadar 150 dolar oldu şimdilik. Aldığım yani. Daha almadım 150 dolar. 100 dolar aldım ilk başta. Bir 50 dolar şimdi oldu. Her 100 dolar da veriyorlar. Ne kadar çok seyredilirse o kadar çok para olur. O kadar çok para olursa o kadar çok da adaklık olur. İnşallah Rabbim 10 tane adak kesmeyi nasip eder. Öyle söyleyeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bir de şeyi unuttum ya size söylemeyi. Dün annemin oraya gittim. Oraları yaptım. Askeriyeden sonra. Yaptıktan sonra çekmeyi unutmuşum. Neyse bir dahaki videoda gösteririm herhalde. Kusura bakmayın. Ama unuttum. Bitirdikten sonra geç olduydu. Çekmeyi unuttum.